Günlerden Cuma, soğuk bir Kıbrıs gecesinden hepinize iyi akşamlar diliyorum. Koronanın tavan yaptığı bu dönemde ve kapanmaya gittiğimiz şu dönemde hepimiz evlerimizdeyiz. Sadece acil ihtiyaçlarımız için dışarıya çıkmaktayız. Bu akşam sizlere gece körlüğü hastalığının belirtileri ve tedavisinden bahsetmek istiyorum. Evet, gece körlüğü nedir? Gece körlüğü loş bir ışıkta veya gece net bir şekilde görememe durumuna denir. Gece körlüğünün birden fazla nedeni olabilir. Bu rahatsızlığı olan bazı kişiler akşam ve gece saatlerinde dolaşmada ve araba kullanmada zorlanırlar. Bu durum sonradan ortaya çıkabilir ya da kalıtsal bir hastalıkla da olabilir. Ayrıca bu rahatsızlık erkeklere oran ile kadınlarda daha çok görülür. Gece körlüğünün belirtileri nelerdir? Gece körlüğünün belirtileri şöyledir. Loş bir ortamda gece ve akşam saatlerinde net görememe ya da bulanık görme. Kalıcı olarak göz kuruması görülmesi, çok bir ortamda bulunduktan sonra uzun süre görme kaybı yaşanması, görme kaybı evleri aşamalar veya geçici olarak uzun süre olabilir. Gece körlüğü neden olur? Gece körlüğü retinada bulunan hücrelerin hasar görmesi sonucu bozulmasından oluşur. Gece körlüğü rahatsızlığının nedenleri arasında çevresel faktörler olabilir. Fakat genel olarak doğum sırasında gerçekleşen bir sorundan ya da kalıtsal kaynaklı ortaya çıkar. Gece körlüğü hastalığına yol açan birden fazla neden vardır. Örneğin şeker hastalığı, katarak, glokom ilaçları, miyop, A vitamini eksikliği bunlardan bazılarıdır. Gece körlüğünün tedavisi nasıldır? Loş ışıkta veya gece net görememe durumunda olan kişiler mutlaka uzman bir göz doktoruna başvurmalıdır. Tedavi edilebilmesi için öncelikle bu hastalığa sebep olan durum saptanmalıdır. Gece körlüğünün altında yatan başka bir sağlık sorunu olabilir. Böyle bir durumda öncelikli olarak bu hastalığın tedavi edilmesi gerekir. Uzman göz doktoru hastanın muayenesinden sonra belirleyici tedaviyle iyileşmesi mümkündür. Gece körlüğü risk artıran faktörler nelerdir? A vitamini eksikliği, süt veya süt ürünlerinin yeterli miktarda tüketilmemesi, göz bakımına yeterli oranda önemsenmemesi, çok fazla parlak ışığa maruz kalma durumlarında aile öyküsünde olması, telefon, tablet, bilgisayar gibi teknolojik aletlerden yansıyan zararlı mavi ışın, miyop ve katarak gibi göz hastalıklarında kullanılan ilaçların yan etkileri, gece körlüğü riskini artıran faktörlerin arasında yer almaktadır. Bu akşam kısa bir konu işledik. Yayınıma katılan herkese teşekkür ediyorum. Herhangi bir sorunuz varsa bana yazabilirsiniz. Güzel bir yayın oldu. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Yeni bir canlı yayında buluşmak ümidiyle hepinize hoşça kalın. Saygı ve sevgiyle kalın. Çok teşekkür ederim.